O zaman sen bu durumda iki tane yeni personel alıyorsun. Hani bütçen de var, bizden bir şey istemiyorsun. Güzel. Sen o zaman al personelleri, aç ofisini, bak işine. Haftaya Serkan'la Demir yanına gelir, halledersiniz mevzuları. Tabii tabii. Program alın zaten. Elinden sonra yanınıza geçeceğiz Kemal Bey. Tamam o zaman. Bekliyorum. Tamam Kemal, kolay gelsin. Eyvallah. Tamam o zaman, siz gidin. Şu Oslo mevzusunu iyice konuşuruz. İyi günler. Görüşürüz. Ne o, Oslo'da iş mi yapıyorsun? Yok ya, yeni bir şey değil. Kuzey'e şube açmadan olmuyor, mecburuz. Ben lokantaya baktım bu arada. Okeydir yani. İyi. Ya o konuda fikrimi söyleyebilir miyim ben ya? Seni daha iyi gördüm Ali. Söyle bakalım. Abi bence o hanımla olmaz ya. Niye? Abi fazla havalı yani. Sıkıntı olur. Allah Allah. Öyle diyorsun ya. Ya abi şimdi hani ortak dediğin azıcık yamuk olacak. Zararsız olacak yani. Öyle havalı, öyle dul hatunla. Zor yani işin. Hani sizin içinizde böyle kötü bir niyet olmasa bile hani şeytan da olur abi, sıkıntı olur. Olur yani. Ben öyle abuk subuk şeylerin hayatıma engel olmasına izin vermem Ali. Sonra ne olur biliyorsun. Bu artık bir prensip meselesi oldu Ali. İnadına yatırım, inadına özgürlük. Abi sonra hani yengeler böyle panzerlerle gelir o lokantaya böyle. Mutfakta kaçacak yer ararsınız. Hani benden size söylemesi. Söylemiş olayım yani ben. Neyse abi ben kaçayım. Erken gideyim eve. Benim eve geçeceğiz bu akşam. Evde de zaten hiçbir şey yok. Nardin bana ihtiyacı olur. Hayırdır niye? Ya biliyorsun işte ırmaktan korkuyor. Ya kız haksız da değil. Çocuk büyüdükçe de huzursuz oluyor işte. Hadi eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Bu arada şey. Sen avukatlara söyle teklifi hazırlasınlar hafta sonuna kadar. Ahu'yu da ara. Haber ver yani. Tamam tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ali. Efendim? Acaba diyorum gelip seni alsam mı? Ne yapacağız? Vallahi ben karşına gideceğim. Hayran hayran gözlerine bakacağım. Sen de yapacak bir şeyler bulursun herhalde. Peki tamam. Savaş yok ama. Yok. Hadi eyvallah. Yemekten sonra eve davet ederim. Ederim ya. Allah Allah. Karışma artık. Benimki de can. İstiyorum kardeşim. Aklımı oynatacağım artık ya. Tokadı çakarsa. Ya o benden daha heyecanlı. Niye çaksın? Ama şimdi belli de olmaz ki yani. İş o noktaya gelince. Sıkıntı şimdi. Yani yanlış anlamayacak da. Ama anlayacak da. İstiyor gibi olmayacaksın da. Ama razı da edeceksin de. Ne diyorum ben ya? Ali! Gel lan buraya. Benim kafamdan değişik değişik düşünceler geçiyor. Ali değil mi abi şimdi? Ali, sorsaydın o müdürlere onlar bilirdi. Yenge hangi restorana gitmekten hoşlanır, hangi şarabı açtırmaktan hoşlanır, neleri sever. Sorsaydın niye onlara sormadın abi? Sen otursana şöyle. Hayırdır sen bu aralar böyle bir sütlendin, bir hallendin? Böyle bir değişik değişik hareketler. Otursana oğlum. Sütlendin derken abi? Senin sıkıntın ne? Ne sıkıntısı abi? Niye lan kaşın gözün oynuyor senin? O oynamıyor abi kaşın gözün falan. Ali. Çok canımı sıkıyorsun benim bu aralara. Abi ne oldu ki şimdi? Ne oldu? Abi. Hı? İyi mi böyle? Bize bir şey yapayım. Erer efendim. Unutmamışsın. Ali söyledi. Unutmadım tabii ya. O zamanlar hikaye başkaydı. Hikmet kazanmana babalık ediyordu. Ama tasmamı da bırakmıyordu hiç. Sofrasında öbür oğlu oturuyordu. Ben onun karanlıktaki oğluydum.
Fırat Günüşen'deki olurdu. O bankaları yönetmek için yetiştiriliyordu. Ben kara paranın başına geçtim. Deniz, ben Hikmet Kazan'ın babam olduğunu anamın öldüğü gece öğrendim. Fırat'la iki kardeş olduk. Damarlarımızdaki akan kan. Biz iki düşmanken biz iki kardeş yaptı. Şu hayata bak be. Ne garip değil mi? Mesela şu an masal gibi. Yemek yiyoruz. Şarap içiyoruz. Evlenmekten konuşuyoruz. Hayatımızı anlatıyoruz. Bir ay evvel arkama bakmadan kaçmıştım senden. Ama 24 saat geçmeden ayaklarının dibine kapandım. Sen de deli kızsın Deniz. Korkuyorum senden. Hele seni kaybetmekten. Geçmişim yüzünden seni kaybetmekten çok korkuyorum Deniz. Sen... Senin bu tutkunu aşkına ihtiyacın var. Daha hızlıyla yaşayamam artık. Ben de yaşayamam Deniz. Ben de yaşayamam. Uyku haram oldu bana. Yani 7/24 seni düşünüyorum. Sensiz olmuyor be Deniz. Gel artık evine. Biz... Şey yapalım mı? Evlenelim mi? Evlenelim. Ya o gün fırsat olmadı. Yangın falan girdi araya da. Seni iyi ki bulmuşum ben ya. Efendim. İyi akşamlar Fermet Bey. Benim birkaç günde yurt dışına gitmem gerekiyor. Gitmeden diyorum şu protokolü ana hatlarıyla belirlesek biraz yol almış oluruz. Tabii siz müsait olursanız. Olur. Ben de şu anda müsait değilim zaten. Ben yarın Fırat'ı da alır gelirim yanınıza. Yarın gelmeden önce ararım sizi. Hoşçakalın. Ahu Hanım. Siz giriyorsunuz o işe yani. Evet. İstemiyorum. Sebep? Öyle istemiyorum. Deniz Allah aşkına öylesine sebep mi olur ya? Tamam o zaman. Senle şöyle bir anlaşma yapalım. Tamam yapalım. Bundan sonra sen benim işlerime karışma. Sen de benim işlerime karışma. Birbirimizin işlerine burnumuzu sokmayalım. Hı? Yalnız o... Burun ölçüsünü doğru koysak benim biraz burnum büyüktür, böyle her yere girer. Tamam. Ben sözleşmeyi hazırlarım. Sınırları da böyle belirtirim. Ben de. Sözleşme mi? Yani affedersin ama hangi koca karısının işlerine karışmamak için sözleşme imzalar? Nerede görülmüş bu ya? Ne var bunda? Çok mantıklı. Ben net olsun istiyorum her şey. Ne sen benim işime karışacaksın ne ben senin işine karışacağım. Bu kadar. Kusura bakma. Ben böyle bir şey için söz veremem. Gerçekçi olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.